Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Şanlıurfa'dan sesleniyorum. 5 MW'lık devasa bir santraldeyiz şu anda. 4 MW'ı standart monokristal olarak adlandırılan panellerle yapılmış. 1 MW'ı ise Wi-Fi e, olarak adlandırılan çift yüzeyli güneş enerji santrali olarak kurgulanmış. 5 MW'lık bu sahanın tamamı cam cam panellerden oluşmakta ve bu kurulumu GTC firması üstlenmiş. Cam cam panellerin bir kısmı mono özellikli, bir kısmı ise bifacial özellikli olarak dizayn edilmiş. GTC sadece bu tip paneller üretiyor. Bu arada ondan da bahsedeyim size. 2014 yılından beri çift yüzlü paneller konusunda uzmanlaşmış bir firma. Bu konuda ARGE çalışmaları olan bir firma. Ve standart panel hiçbir zaman üretmediler. Monokristal veya polikristal panel bulabileceğiniz bir nokta değil. Her zaman özel ürünlerin peşinden giden bir firma olduğunu söyleyebilirim. Burada amacımız Wi-Facial ve Monokristal'in ne kadar üretimde fark ettiğini ay bazında size göstermek ve kurulum anlamında da nasıl farklılıklar olduğunu bu videomuzda size göstermek istiyorum. Sonrasında kendi kuracağınız santralinizde bu bir arazi kurulumu da olabilir, çatı kurulumu da olabilir. Şu an biz arazideyiz diye sadece wi facial arazide kullanılır gibi düşünmemekte gerekiyor. evinizde veya iş yerinizde veya bir arazi kurulumunda wi facial kurunca ne kadar üreteceğiz, standart monokristal kurarsak ne kadar üreteceğiz bilgisini bu videomuzda detaylarıyla ve matematiksel verilerle görmüş olacaksınız. Dilerseniz panelleri yakından inceleyelim. Bifacial panellerle ilgili ilk dikkatimizi çeken nokta, belki de en önemli nokta, arka tarafında da hücreler sanki ön yüzeyindekiymiş gibi gözüküyor. Aslında zaten standart monokristal panellerden bu panelleri ayıran en önemli özellik yerden yansıyan ışıkla da arka yüzeyinden üretime katkı sağlayabilme yetenekleri. Bu yetenek arazi kurulumlarında yaklaşık %10 seviyelerinde olabiliyor. Bu en az söylenen değer kurulum şartlarına, yerin durumuna göre beyaz renkli olması, işte çim olması veya toprak olması farklı farklı etkenler yaratıyor. Veya panellerin montaj açısı, montaj yönü, bu yerden yansıyan ışığın albedo etkisi denilen bu etkinin ne kadar olacağını çeşitli faktörler etkiliyor. Ama bu ürünlerle birlikte standart mono ürünlerden çok daha fazla üretim yapacağınız bir gerçek. Bununla ilgili de bazı dokümanlar birazdan göstereceğim size. Arazi kurulumlarında %10 oranında en az e, üretim artışı olduğundan bahsettik. Özellikle sabit sistemlerle ilgili konuştuk bunu. Bir de hareketli tracker dediğimiz sistemlerle de e, wi facial panelleri birlikte kullandığımızda %10 gibi bir değer daha üstüne e, artı olarak gelebiliyor. O yüzden hem Wi-Facial hem Tracker olarak bir sistem kurguladığınızda ciddi bir üretim değerini yakalama şansınız var. Bu konuyla alakalı da daha önce bir video çekmiştim kanalımızda bulabilirsiniz. Dilerseniz şimdi de diğer santrali görelim. Burada da yine cam panel, cam cam olarak adlandırılan panel ama arka yüzeyinin biraz önce baktığımız panellerden farklı olduğunu göreceksiniz. Arka yüzeyinde herhangi bir yansımadan üretime katkı sağlayacak bir durum söz konusu değil. O yüzden zaten şu an drone görüntülerinde de dikkatimizi çekecektir zeminin beyaz olmadığını görüyorsunuz. wi facial panel ile bir sistem kurduğunuzda zemini beyaz yaptığınızda çok ciddi anlamda üretimi arttırabiliyor. Performans garantisi olarak da standart panellere nazaran 25 yerine 30 yıllık garantiler verildiğini belirtmekte fayda var cam cam panellerde. Şu an gördüğünüz cam cam panel ama mono hücreli paneller bunlar. Biraz önce görmüş olduğumuz ise cam cam panel ve facial çift yüzeyli olarak adlandırılan panel. Kenarlarında çerçevenin olmaması aslında çok ciddi avantajlar getirebiliyor. Bu hem kurulum anlamında hem de kurulum sonrası süreçlerde örneğin PID dediğimiz bir etki var. Kenardaki çerçevelerden kaynaklı hücrelerdeki bozulma durumu oluşabiliyor. Özellikle eski kurulmuş santrallerde bu konu çok ciddi anlamda sıkıntıya sebebiyet verebilir. Mutlaka belli periyotlarda bu santrallerinizi kontrol ettirmeniz, her şey yolunda mı değil mi görmek gerekir. Onun dışında kar tutmama gibi bir özellik yani çerçeve olmadığı için yağan karın oradan aşağı kolaylıkla akabilmesi gibi. Bence daha da önemlisi toz tutmama gibi bir özellik. Çünkü çerçeveli panellerde özellikle köşelerde bir tozlanma ve o tozlanmayı da belli periyotlarda arttırma gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu, bu sebeple de orada üretim kayıpları yaşamamız çok mümkün. Dizi inverter kullandığımızdan dolayı ne kadar üretim farkı olmuş gerçek rakamlarla inceleyelim. 1 Ocak 2020, 25 Eylül 2020 tarihleri arasında iki farklı mono sahası ve GTC y olarak adlandırılan Çift yüzeyli panelin ne kadar üretim farkı yaptığını birbirleriyle karşılaştırıyoruz watt saat bölü watt peak olarak yani ne kadar panel kurmuşum çıkışında bana ne kadar güç vermiş e, olarak en güzel değerlendirme şekli aslında çünkü 25 Eylül'den sonra bir güç artışı olmuş e, mono e, panel gruplarında üretim arttığını görüyoruz orada sanki waferşil daha az üretiyormuş gibi gözükse de bu sizi yanıtmasın ne kadar kurulu güç ve ne kadar üretim yapmış değerine, tablosuna bakmak her zaman bize en doğru cevabı verecektir. O yüzden buradaki seçenekte de çok net bir şekilde Y-Facial panelin çok daha fazla üretim yaptığını görüyoruz. Burada toplam üretimler 2020 ve 2021 yılına ait mono panellerle kurulan saha ve Y-Facial panelle kurulan sahayı görüyoruz. Ve çok daha net ve özet bilgi olarak belki toplam spesifik üretim karşılaştırmasına baktığımız zaman y panelle diğer santrallerin, monokristal santrallerin %11-12 bandında daha aşağıda ürettiğini diğer bir deyişle Y-Facial Panel'in standart monodan %11-12 bandında daha fazla ürettiğini görüyoruz. Sadece saha üretim değeri değil, GTC firması Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile de bir çalışma gerçekleştirmiş ve monokristal panelle y panelleri Temmuz-Aralık döneminde karşılaştırmış ve ortalama %7.30'lar seviyelerinde daha fazla üretim yaptığını da üniversite onaylı kanıtlamış. Bir başka önemli döküman, Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi tarafından yapılan Teknoekonomik Analiz, y Panel ile Monokristal Paneller arasında güzel bir karşılaştırma yapıyor. Bu dökümanı da GTC firmasının sayfasında bulabilirsiniz. Teknoekonomik Analiz ve GTC Y-Facial Panel ile Monokristal'in yatırım bedelleri, geri dönüş süreleri bir analiz, teknoekonomik bir analiz oldukça faydalı olabilir bu konuyla alakalı çalışan kişiler için özellikle. Bu dokümanların hepsini de kendi blog sayfamda size paylaşıyor olacağım. Oradan indirebilirsiniz. Üzerinde çalışmak isteyebilirsiniz belki. Sizde de bulunmuş olsun. Ürünün aynı zamanda yangına karşı dayanım konusunda A sınıfında olduğunu da belirtmek isteriz. Bu konuyla ilgili dokümanı da yine blog sayfamın içerisinde ekleyeceğim. Video açıklama kısmında bulabilirsiniz linki. E, aklınıza takılan farklı şeyler olursa da firma ile iletişime geçebilirsiniz. Bu videomuzda size Şanlıurfa'dan seslendim. Bifacial panel ile monokristal panel arasındaki üretim farklarını, sahadaki duruşunun farklılıklarını anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.